Yeşil kız, ne diyeceksin bu kadar malı? Garun oldun be garun. Satacaksın mı? Başına mı geçip oturacaksın? Ne diyeceksin? Ya sen bu ciğersiz düşünme ya. Artık sana bir şey yapamaz bu. Kazım, bir de bundan 2-3 milyonluk bir senet al. Artık sıkılırsan bunu da tahsile veririm ha. Mustafa efendi, hafifledin mi? Köy de altından gitti. Nasılmış? Zamanında 13'lük kızın üstüne 14'lük kardeşini salmak, bir de töre möre diye roman yazdılar. Bu kızın bunca sene çektiğini bu mal mülk ödemez. Bu oğlanın bunca senelik mahpusunu hiç ödemez. Ulan mal mülk davasına hiç utanmıyorsunuz ha. Ne oldu şimdi? Senin malın mülkün kalmadı. Bir kellen kaldı. Bana da hayırlısı lan şu işler bir bitsin. He. Kazım, bunları da polise verin. Yazsınlar bir kağıda. Erzu Hanım'ın dükkanını yaktık. Öldürme amaçlı şunu şunu takip ettik. Şu Mustafa'dan şu kadar para aldık bu işler için. Hazmettirdi bizi falan fıstık. İmzalasınlar işte. Haydi. Böyle çocuk bakımı ne bileyim yaşlı maçlı bakımı. Hastane işi işte ne varsa. Ayarlarız Ezo. O kolay da. Dükkanı adam edelim bence. Sermaye kalmadı. Orayı adam etmek nereden baksan bir 1000-1500 tutar. Mal alacaksın, kavanoz, mutfak eşyası, sonra raflar. Her şey gitti. Hangi parayla yapacağız? Ben veririm. Aman herkes meraklı ben veririm. İstemeyeyim ben o dükkanı. Yüz yüze onlarla her gün sinirim kalkayım. Boş ver doktor. Sen bana ne olur burada bir şey ayarla. Şöyle bir kendimi toparlayayım. Heh, geldi. Ya baba neredesin? Telefonun kapalı. Bütün adamlar açmıyor. Geldik işte. İşim vardı. Meryem, kızım bir kahve yapsın pembe. Ben yapayım ha. Aman istemem. Pembe yapsın. Ya bakma öyle Recep. Şu Beşire'nin amcasını bulduk getirdik. Burada dolanan tetikçileri vardı ya. Her sabah ararlarmış bunu. Aradılar. Bizim huzurumuzda açtı bu telefonu. Adamları davet ettirdik. Anlatma. Kaç ölü var? Aşk olsun ne ölüsü. Noterden malları devredi çocuklara emiceleri. Avukata vekalet veri işte. Hiç ölü bir şahıs mal devredebilir. Ya baba inanmıyorum sana ya. 2 milyonluk da senet aldım. Bir örtü ver bakayım.
İyi ettin mi Emre Bey oğlum? Evet, haklısın. Hasta yemezse bana haber ver, ben yediririm. Gülmeyin, hiç mi bakıcı görmediniz? Ya haydi, işiniz yok mu sizin? Ne dediysem razı edemeyim size gelmeyi. Macit babasına kızgın. Sen de bir telkin et be doktor. Buralarda olmaz. Konuştum. Eski'ye dair hiçbir şey istemiyor. Farkındaysan ona kendisini tutsak hissettirecek şeylerden kaçıyor. Geri adım atarsa yaşamı yine eskiye döner diye korkuyor. Bir inandığı dinlediği sen kaldın be doktor. Kimseden bir şey istemez, müdana etmez. Bak başı sıkıştıkça sana geleyim. Benden bir şey istediği zaman bir bedel ödetmiyorum da ondan Macit abla. Kime gitse kontrol altına alıp yaşamını kısıtlamaya kalkıyorlar. Canım, iyiliğini düşünmek yaşamını kısıtlamak değil ki. İyiliğini kötülüğünü insan kendi bilir. Sen kimsenin yerine karar veremezsin. Ama geleneksel yapılarda bu zor. Kadınları yönetmeye o kadar alışmışlar ki kendileri karar vermeye başladığı zaman dehşete kapılıyorlar. İyi bir çocuksun ama ne diyeyim? Bir misin buralar? Tayini istemişsin, doğru mu? Aileyi özlemişindir. Ah kızsız kız, ah. Sağ, buraya iş aramaya geldim dediydi. Oo, hoş geldiniz. Abla ne yapayım böyle giyinmişsin? Çalışayım, görmeyin mi? Yemek dağıtayım. Geçin oturun şu sağdaki odaya, kapısı açık. Ben de geleyim şimdi, bitti neredeyse. Duran ben. Haber etti değilim. Biz Güldeney'le geldik. Mezo Hanım hastanede. Bir şey mi oldu? Yok yok, iyi iyi. Ya hemşire gibi bir şey olmuş, çalışayım burada. Hayret bir şey bu kız ya. İyi, ben Hüso'lara haber vereyim. Onlar da Ezo'yu arıyorlardı. Yanınıza gelsinler o zaman. İş çıkışı buyursun bari. He he, söylerim. Buyurun, bu da size, oturun. Hah, mis gibi çorba valla. Abla maşallah, 40 yıllık hemşire gibisin. Kız hemşire deyip durma. Aa, getir götür benimkisi. Bu ne surat Ezabacı? Duranı Allah sevmez. Para pul tükkanla yandı. Ne edecektik? Allah sizi inandırsın, 20 lira param kaldıydı. Abla seninkisi de fazla ama. Para içinde yüzüyor Ömer. Recep Ağa, ne lazımsa yaparık diyor dükkana. Kendi cebindeki 1 lira el alemin cebindeki 10 liradan daha değerlidir. Elim ayağım tuttu çok şükür. Bak 400 lira maaş alacağım buradan. Yemeği de var. Nerede yatıp kalkacaksın? Burada. Bak ne güzel oda. Yatak da var. Koca hastane, boş bulduğun yerde yatarsın. Yazık değil mi abla sana? Bari Ebe Anangil'de kal. Ya da gel bizim Sınlı evine. Bu şimdilik kızım. Ben ev tutacağım kendimi. 400 lirayla mı? Gene harp çıkacak. Ömer Ağa komaz seni. Beşireler ne etti? Bir vukuat yok değil mi Sınlı evinde? Bir işler dönüyor ama. Gece ballağı açar Tüysoy'u. Sabaha kadar gelmediler. Ben dükkana değil çıktım. Beşire hala ortada yoktu. Gelirler şimdi. Onlar da seni arayırlarmış. Allah Allah. Ne oluyor ki?
Yusuf, ne edeceğiz şimdi? Bilmeyeyim ki. Satarız malları giderik buradan. Ya sonradan bulup keser bu amcam bizi. Ya nereden bulacak bizi? Hadi yürü yürü. Ettiniz Kazım. Verdi mi herif vekaleti? İşte şimdi satır o malları avukat. Ya kaç lira tutuysa işte. Ya herifi ne edeceksiniz? Bindirin bir arabaya gönderin köye. Bak ya hangi köye diyeyim. Şeye. Tahtalı köye. İnternet kafeyi Ökkeş'e teslim edeyim. Eskisi gibi işletecek. Buraları bilirsiniz ha. Abuk subuk iş istemem. Sen merak etme Hasan abi. Ben sapıtanın alırım kulağını. Ökkeş, kendi maaşını alıp kalanını Dinar Ağa'ya bir tamam teslim edersin. Haydi bakalım. Buyurun hayrını görün. Haydi. İyi oldu ya. Böylece dükkanda boş kalmayacak ha. Rahmetli de ne güzel işletiyordu. Hasan abi. Bu bilgisayarlardan biri açık. Allah Allah. Ne oluyor be? Dün gece de açıktı. Kapadım girip ya. O gene aynısı açık. Hoş geldin. Buyur, sofra hazır. Ben çorbayı getireyim. Dikkat et ha, gene yanma. Bir tereyağı kızdırsaydın kırmızı biberle. Canım çekti şimdi. Yağı boldan ama. Vızdırı veririm madem canın çekti. Hadi be gülüm be.
Ana! Ne oluyor lan? Bir sitem açıldı. Bir mesaj geldi. Ne oluyor lan? Bir mesaj geldi. Ne mesajı? Ne yazıyor? Ne yapıyorsunuz lan? Açtınız mı kafeyi? Bu Ali abiden bu mesaj. Bak gene yazıyı. Bismillah. Hangini sürürlük yapıyor? Yok valla biz yapmayız. Bak paralarım ha. Biz yapmayız. Onun niki bu. Cin Ali. Korktunuz mu lan? Ana! Hasan abi! Hasan abi! Ne oluyor lan? Ne bağırıyor? Ali abiden mesaj geldi. Chat'te. Hangi Ali abiden? Rahmetli Cinar abiden. Bak şimdi. Şöyle yazdı Cinar. Kim sen? Bulucuk seni. Jandarmaya verecek. Utanmıyor musun insanlarla dalga geçmeye? Kim sen çık. Nasıl ele geçirdin Ali'nin şeysi? Neysin lan? Şifresini. Şifresini yazacağız. Esselamun aleyküm. Ne oluyor ben olayım? Abuk subuk ne diyeyim bu köylü? Dayıyorum internet öbür taraftan mesaj mı atıymış? Bak. Yine yazıyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim lan ne diyeyim? Bak hele Bilal Ağa da gelmiş. Dönek katil Bilal Ağa. Ne diyeyim lan ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah Allah. Kim bu maymunluğu yapan? Bak bir tane daha geldi ha. Meyremim nasıl? Anam, babam, ağamgil, Ezo nasıl? Baba hoş gel. Eller... Dur. Hele su getir. Dur çabuk. Alo. Baba, ne var hayırdır bu saatte? Ya Ömer, bir acayip iş oluyor bizim bu köyde. Şimdi bizim kafedeki bilgisayara sözde mesaj gelip duruyormuş. Ali'den geliydiyle. Geliyor yani, ben de gördüm. Önü ana baba günü kafenin. Bayılanlar. Ne? Ne saçmalıyorlar be? Allah Allah, işi yok mu bu köylünün? Biri oyun ediyordur. Bilmem vallahi. Yüreğimiz kabardı hepimizin. Kimsenin hali iyi değil. Ne diye mesaj yazıyı da mesela? Bana ellerinden öperim yazdı. Bilal'e dönek katil gibi şeyler demiş. Yazı gelip durayım. Allah Allah. Örtün gedin. İşiniz gücünüz mü yok? İyi. Gelirim ben sabah. Şey dolanıyor başımızda ama hayırlısı. Köyde internet kafede Ali'den mesaj geliyor diyorlar. Anam. Tövbe yarabbim. Yapacağını bu internet sorununda. Bak. Eskiden rüyada belirirdi değil mi bu rahmetliler? Şimdi internetten çıkıyorlar göreyim misin? Olur mu kız abla öyle şey? Bak bunu görünce laf etmiş işte. Nerelere gideyim? Nerelere kaçayım Allah'ım? Günahlarımı affet Allah'ım. Dur okuyoruz işte. Olmaz. Ben kendim okuyacağım. Hatim indireceğim. 3 gün 3 gece oruç tutup okuyacağım. Camiye gideyim. Allah'ım ne diyeceğim ben?
Ne edeceğim ben? Göreyim misin bak? Kaçırdı adam keçileri. Her girene laf ediymiş internet. Misal babası girmiş, ellerinden öperim demiş. Kız gitsek de biz de baksak ha. Hmm. Bu çıktı nasıl olsa. Vallahi Emine abla, gidek mi? E gidek. Herkes orada zaten. E hadi hadi, ne duruyoruz? Hadi. Kalkın. Hadi. Ha. Ya Hasan, hiç akıl yok sende. Nasıl inanıyorsun onlara? Belli işte, biri oyun ediyor. Ne var, bileydir bir tanesi Ali'nin şifresini. Ya bileyim de işte. Kimde bilgisayar var ki köyde? Bir Bilal'lerde var. Aha, onun da çocukları orada. Kim yazacak? Emine mi yazacak? Bir de nasıl bileyim kim giriyor, kim çıkıyor odaya? Ya ben Zeynep'i çağırayım da seni bir eve götür. Ya gülü bana Ömer. Biri oyun ediydi. E biriniz izahsın o zaman bu uba. Dinar usta, hayrola bir şey mi oldu? Vallahi bilmiyorum hoca. Her kafadan bir ses çıkıyor. Anam Abba Hanım'ı gördün mü? İyi midir? Ona de ki... Torunun Ayşe'yi Taşpınarların Selahattin'e verik. Heh, verik. Bu Selahattin Şaziye ile işi pişiriyor. Haberiniz yok mu diyor. Gitti Hacali. Gittiği yerden de karıştırıyor ortalığı. Bırakın. Bak bildi kız rahmetli. Ya. Dağılın be, dağılın. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Akılsız sürüsü. Tövbe edin hepiniz. Boyunca günaha girirsiniz. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Daha ne durursunuz? Kapı hadi. Çabuk. İmam efendi, bunlara 40.000 amentü cezası ver. Kapı şu cenabeti. O bilgisayar kapanmıyor hoca efendi. Zaten biz burayı açtık, o bilgisayar açıktı. Öyle başladı her bir şey. İmam efendi, bunlara 40.000 amentü cezası ver. Çıkın dışarı. De haydi. Daha ne durursun? Çabuk. Çıkın dışarı. Çabuk, 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 çabuk. Kapat kapıyı sen de. Söndür şunları. De haydi. Kapıya da kilidi as. Ya kafayı yiyeceğim arkadaşım. Ya köyü birbirine kattı herif iki dakikada. Bak. Bak Cinali, bu senin işinse var ya. Ya köyüce kafayı yedin. Dünyada... Sefer. Anangil döndü mü Antep'ten? Yok Zeynep abla. Yarın dönecekler. Ya yemeğiniz şeyiniz var mı? Var var. Köyün sıpalarına da eğlence çıktı ha. Allah Allah. Ulan Cinali. Ulan Cinali. Fatma. Bir urgan getir. Ne urganı? Ben kurganı, ip işte. Ömer, ne edeceksin urganı? Ya getir dedik, uzatma.
Ha? Ne? İyi uyudun mu? Ha, uyudum. Anam. Ah. Oh. Ya pek iyi geldi sırtıma. Ah. Anam. Fatma. İskelet için birebirmiş bu bağlama işi. Sen de dene bir gün. Ömer. Sapıttın sen iyice ha. Bak ben beğenmeyeyim senin bu halini. Bileyim Fatma, bileyim. Ben de beğenmeyeyim kendimi. Anam. Her gün az az yürüyeceğim. Sonra bu kilolar gitmez. Hem doktor diyor ki, bu kilolarla olmaz diye. Biraz kendine dikkat Anam. Edeceksin de. Ne yapayım sen böyle Ezo? Hasta gezdireyim, bir mahsuru mu vardı? Aman yok yok. Senin işlerine aklım ermiyor artık. Bana o doktoru bul sen. Hangi doktoru? Emre'yi işte. Ha gene kavga edeceksin, saatin geldi. Kavga falan etmeyeceğim. Bu sefer başka bir işim var, çok önemli. Kim kafayı üşüttü gene? Ben. Geleyim ben şimdi Ayşe. Sen az otur istedim. Sağ ol. Merak etme. Gel. Ne oluyor Ömer? Bir bilsem. Baba. Biz uzatmadan nikah işlemlerine başlayalım dedik. İyice düşündünüz mü Meryem? Bence bir mahsur yok ağam. Kızım Bey'le evlenilir mi? Laf dinleyen beri gelsin. Ne istiyseniz yapın. Yalnız o abisine gidip usulüyle isteyeceksin. Ayıptır. Ya baba, uğraştırma şu manyakla beni ya. Alın lan. Çekil lan. Oğlum bir bak hele. Ne yapıyorsunuz hanımla? Gel Emine gel. Yok internet kafeye gideyim. Hazır İmam şehre gitmiş. Açık mübareke bir şeyler yazdır için. Karılar korkuyu elime verdiler. Ben yazdırım Emine'ciğim. Ne diyor bu be? Hadi hadi yok bir şey git sen. Aa, bilmeyeyim mi Hacer? Neyi bilmeyeyim? Ne de bilelim. Bak tepem atıyor ha. Senin rahmetli Ali bilgisayara girmiş. Mesaj atıp duruyor dün geceden beri. Bana bak Emine. Şimdi yolcuyum saçını başını. Artık çok olduysa sen. İnanmasa inanma. Deli mi ne? Dur abla dur. Dur nereye gidiyorsun?
Yürü lan. Yürü. Yürü. Mustafa, bana bir mesaj geldi. Diyor ki, eğer sana vaat ettiğim darlayı vermezsem rahmetli internet Ali beni yanına alacakmış. Tövbe, sahi mi am? Artiste bak artiste. Yani senin haberin yok mu işte? Yok am, nereden olsun? Senin evde bilgisayarın var mı? Yok am, nereden olsun? Öyle mi? Gidip bir bakalım bakalım. Yürü. Gelin lan peşimden. Ha. Teşekkür ederim doktor bey. İyi, İyi günler. Günler. Acele seni görecekmiş doktor. Arada alıver, hali iyi değil. Beni hastaneye yatır doktor. Elimi kolumu da bağlat. Otur şöyle, sakin ol. Ben eli kulağında bir cinayet işlemek üzereyim. Böyle ince ince değişik değişik cinayetler planlayayım ben. Rüyamda uyanıkken kendimi Fatma'yı öldürürken göreyim hep. Çok korkayım doktor. Bir gün sahiden yapacağım diye çok korkayım. Bir şey yap, durdur beni. Ya bırak ya. Sıpa, yürü. Burada mı? Kulağın elinde kalır ha. Yürü lan. Yürü lan. Yürü. Yürü. Arayın şu evi. Aramayın boşuna. İşte sebebi. Yürü lan. Para be. E git bir an önce sat bari malları oğlum. Şöyle iyi bir iş kurarsın. Ulan ne iş kuracağım be? Yatır faizini. He. Duran abi hemen gel. Ne oldu lan? Abi dayın. Lan ne oldu dayıma? Birden düştü lokantada. Attılar taksiye götürdüler ama sanki kalbi atmıyor gibiydi. Sus sen buraya baksana. Yürü lan. Tamam ben bakayım. İlaç yazdı işte, uyku muyku için. E ne oluyor ama? İçim için mi daralıyor, neyin var? Fatma'yı öldüreyim ikide bir. Ne? Rüyamda, ayıkken. Korkayım kendimden. Köye gideyim ben. Bir dolanayım, hava alayım. Öldü değiller ama. Bak bak bak. Akıllara bak. Akıllara. Bu kardeşi buradan telefonla şu geldi bu geldi diye. Bu da evde oturmuş. Chat. Chat. Chat yapıyor. Mesaj yazıyor. Bak imam gelsin daha seni nasıl mariz diyecek. Bir bak bakalım sen.
Aranacak edecek çoluğu çocuğu falan varsa arayak duran. Çoluğu çocuğu yok. Anama haber vermem lazım. Oğlum benim. Nasılmış bakayım benim aslanım? Ne oldu Fatma? Hasta mısın? Ha, grip olmuşum. Kalkma. Ben hemen sana bir doktor bulayım. Yok. Sofrayı kuram ben. İstemem. Ben köyde yedim de geldim. Sen yat. Sağ bir kadın bulacağım yarın ev işlerine. Belki ben bir zaman köyde anamlarda kalacağım. Neden ki? Hiç şey değilim Fatma. Doktora gittim. Hava değişime iyi gelir dedi. Hem iş var tarlalarda. Acık yardım edeceğim babam yine. Uyku bastırdı. Hap veri de doktor. Hep uykum geliyor. Satılacak bu durumda. Ailede uğraşacak kimse yok. Öyle de iyiydi ki müşterisi. Tertemiz bir bol kepçe lokantasıdır burası. Pek severdi burayı rahmet. Allah rahmet. Gurur duyardı. E sen niye devam etmişsin? Yazık günah değil mi? Gururlu iş. Ya ben ne anlarım lokantacılıkta. Kaç para istiyorsunuz buraya duran abi? Bak bak İngiltere kralçası lokanta açacak. Abla bu ciddi ciddi soru ya. Aman hayalini kurması bile güzel. Böyle bir yerin olacak daha ne istersin? Ezobacı. Siz becerebilir misiniz? Satmaya gerek yok. Verelim size işletin. Duran abi. Bir olur mu konuşak şuranın? İyi dükkan burası. Kız zaten bak ne diyor. Size vereyim diye satmaya lüzum yok diyor. E işletirik be abi. Kaç kişiyik burada? Her birimiz bir işin ucundan tutarız. Ay vallahi ben heyecanlanayım. Böyle mis gibi yemekleri dizmişik şuraya. Vallahi düşünün ya bana gitmesin. Elden çıkarmak enayilik. Uğraşırık değilseniz. E uğraşmaz mıyık? Sen bizim ne becerikli ne çalışkan olduğumuzu bilmeyin mi? Aa bizim köylülerden alırık gene sebzeyi, ekşiyi, turşuyu taze taze. Ne güzel olur abla. Gene hep beraber oluruz. Ben bulaşık bile yıkarım. Makine var kızım ne bulaşığı? Koca dükkan baş eder mi? Becerebilir miyiz acaba abla? Denemesi bedava. Bırak şu silah.
gözünü. Ömer. Ömer, kurbanın olam aç gözünü. Ömer. Ömer. Ömer, kendine gel. Ezo. Ezo, uyan. Ne oldu? Senin Ömer'i getirdi karısı. Ne olmuş? Pek fena. Kriz geçiriyor adam, tutamıyorlar. Bırakın beni, atacağım kendimi, bırakın! Tutmayın beni, bırakın, tutmayın! Bittim, bittim! Bu masumun gardındaki çocuğumun katili oluyordum ben, bittim! Bırakın beni! Bittim ben, bittim! Allah Allah, beline bir şey vurun, delirdi birden. Doktor görecek, bırakın kardeşim. Ömer'im, yapma kurbanın olur. Doktor görecek. Ömer, bak bir şey olmadı, en 100 bin. Biliydim ben ya, biliydim. Bak bir şey olmadı diyorum, en 100 bin. İyi değilim dedim ben ya. Tamam. Kapatın beni dedim. Tamam, kardeşim, kafam tamam. Oynadı bana dedim. Ezo, ben silah çektim bu masuma, Ezo. Çabuk doktor Emre'yi arayın, çabuk. Kalksın gelsin. Kapatın beni. Gel dedim, kafam oyun edeyim dedim. Bir iğne bassınlar buna, de hadi yukarı. Kafam oyun edeyim bana dedim. Kapatın beni. Emre'yi aradın mı? E hadi hemen. Kafam oyun edeyim dedim size, kapatın. Gel bacım. Gel, ağlama gel. Ne oldunuz böyle? Ben uyuydum. Gözümü bir açtım ki bu tabancayla durayım. Öleceğim gibi bakayım. Bağırdım, yalvardım, kendine geldi. Düştü, bayıldı. Fırladım, bir taksi buldum. Şoför abi taşıdı sağ olsun. Yolda ayıldı, başladı ağlamaya kendine yolda. Ocağımıza incir dikildi. Mecnun gibi oldu adam. Al tut şunu. Mama, süt, bez falan bir şeyler bulayım. Annesi uyanamadı. Fatma'nın bebeği mi? Ömer ciddi bir bunalım geçiriyor. Evde yalnız olmamak lazım. Köye mi götürsek acaba? Fatma'nın da hali iyi değil. Çok korkmuş. Ne hale geldik? Ya çekeydi teti? Ah doktor, kaçırdık biz bu ömrü. Hepimizin bileti yandı. Ziyan oldu. Ömer'i iyileştireceğim Ezo. Akıl sağlığı uzun sürmez, yerine gelir. Ama ben sana ulaşamıyorum. Her olayda biraz daha içeri çekiliyorsun. Gittikçe umudunu kaybediyorsun. Bak sana ne diyeceğim. Mutlu olacaksan gir o odaya ve Ömer'e elini uzat. Birlikte çıkın bu karanlıktan. Kırın bu döngüyü. Ya da soluğunu tutmayı bırak artık. Her şeyin suçlusu sen değilsin.
kadar gençken, akıllıyken ve bu kadar güzelken öyle korkunç şeyler söyleme. Pencerelerini aç. İzin ver, bırak artık rüzgar girsin içeri. Benimle İstanbul'a gel. Götüreyim seni buralardan. Yepyeni bir yaşama başlayalım. Çok büyük bir dünya var dışarıda. Yaşanacak binlerce şey var. Görülecek, öğrenecek, sevilecek binlerce şey var. Gel benimle. Senden bir şey beklemiyorum. Sadece yaşamın değiştirmene yardımcı olmak istiyorum. Ezo. Bütün bunları çekmek zorunda değilsin. Müsaade var mı? Nasılsın? Korkuttun bizi akşam. Ama iyisin maşallah. Doktor değil ki. İki tane aynı buvatta şey beni ortadan ikiye yarıymış. Biri vicdanımmış. Biri de sen. Ama hep üçüncü hal yolu bulunurmuş. Bulunur. Bulunmaz mı? Elbet bulunur. Zahar, ben de üçüncü yolu Fatma'yı öldürmekte buldum. Fatma nasıl? İyi iyi. O çok sevdi seni Ömer. Dün gece helak oldu üzüntüsünden. Hem bilin mi, kızmak değil onunkisi. Sağ üzüldü kendini telef ettiğinde. Artık onun yüzüne bakamam. Doğacak çocuğumun yüzüne bakamam. Az kalsın anasının katili oluyordum. E kendini bilmedin. At o silahı Mila. Bir zaman da git köye. Soğusun kafan acık. Sonra gelirsin. Ben Hasan'ı arayayım. Çağırayım gelsin seni alsın. Üst üste çok dert geldi başına. Kim olsa sapıtırdı. Acık sakin yaşa. Seni de üzdüm. Kahrettim hayatını Ezo. Artık yoluna çıkmayacağım. Israr etmek faydasız. Acık uyu sen. Haydi. Sonra konuşuruz bunlar. Bacım, senden bir şey istesem. Pek fena bir ağrım var. Buranın kadın doğumcusuna bir görüneyim diyeyim. Beni alır mı? Pek fenayım. Doktor hanım randevularına daha başlamamıştır. Çayını mayını içiyordur. Ben gidip bir konuşayım, sana haber vereyim. Günaydın. Günaydın. Ne o? Sirke satıyor suratın. Satmaması için bir sebep göster. Ben? Aman Recep abi ya. Çayını iç, bir pusun da alsın. Pembe abla, kalktı sultan. Benim hayatım nasıl geçecek Recep abi? Ne yapacağım ben? Böyle kalkacağım mesela her sabah. Oo, felsefe mi yapacağız şimdi Meryem? Bak, ben sana bir miktar para vereyim.
Yanına bizim oğlanlardan birini al. Çarşıya çık. Üst baş al, ayakkabı al. Berbere git. Bir 300-400 harca. Gel bak nasıl ferahlayacaksın. Ne yapalım peki? Gezmeye gidelim mi? Tabii. Ne var? Nişanlım değil misin? Vallahi nerede? Gitti o. Sevkiyat var bugün. Madem hazır uyurken. Günaydın. Günaydın. Mersi Pembe abla. Afiyet olsun. Ben düşündüm. Sen bana Golganat geleyim diye bu nikah işini attın ortaya ama... ...doğru bir şey der Bircep abi. Niye kız? Vallahi hiç iyi karşılamadı bu işi. Ha neden dersen haklı. Yarın bugün çocuk istersin, birini seversin. E o da torun isteği. Bu kadar mal kime kalacak? Soyunuzu sopunuzu kim sürdürecek? Onu o gün gelsin, o zaman düşünürüz. Ben seni böyle kör bir kuyuya sürüklemek istemeyeyim Recep abi. Beni kendine yakıştıramıyorsan başka. Ya ondan değil. Seni kim olsa alır. Seni de öyle Meryem. Ya ondan kaçırmayayım diyorum seni. Bu işten ben karlı çıkarım her durumda. Sen çok güzel, çok iyi bir kızsın. Biraz beceriksizsin, o kadar. Bak, bence seni istememiz lazım artık. Abin ordusunu toplayıp her an Antep'i kuşatabilir. İki laf çakar şimdi yine. Damarı tutar babamın, seni yollayacağı tutar. Görürsün ondan sonra. Eve dönmek istiyorsan başka. Elimizi çabuk tutalım derim ben. İyi bir düşün. Ne yapıyorsun kız? Çeyiz mi içtiysin arıların? Aman ağam ya. Ne çeyizi? Öğrendim işte. Lan kız. Bir kahve yap bakalım bana. Bakalım öğrenmiş misin? Ya yapayım. Tükürürsün ağam ya. Bir yudum alıp. Tükürmeyeceğim kız. Tükürmeyeceğim. Söz sağ. Kalk. Kız. Kız kalk. 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 Kırmayayım kafanı şimdi ha. Buyur ağam. Dalmışsın ağam. Meryem burnumda tutuyor Emine. Gitti eline heriflerin evinde yaşıyor. İçi kaldırmıyor kızın köyü ne yapsın? Çocukluktan beri severdi Ali'yi. Kolay mı? Ne yapacağım ben Emine? Nasıl affettireceğim kendimi? Tek bacım o benim. Anamın babamın emaneti. Bana inadından nikahına girecek Recep'in. Ölene kadar göremeyeceğim bacımı. Olur mu öyle şey? Geçer gider onun siniri. Birkaç gün sonra alır getiririk. Düşük yapmışsın kızım. Olmaz. Azıcık anamam oldu. Niye düşük yapayım? Yanlışım vardır doktor hanım. Üzülme gençsin.
Zaten küçücük beben varmış. Bu ne acele? Bekle birkaç yıl. Yine olur. Birazdan gelip götürecek Hasan. Bir zaman köyde kalsın bakalım. Kız. Kız ya öldürseydi Allah muhafaza? Ah ebana oynattı Ece. Bu kadar derdi üst üste kaldıramadı herhal. Ha, ne olacak bu böyle? Nasıl girecek o kadın bunun aynı eve? Ya uyurken gene bir şey ederse? Ay kaçıp gitsin canını kurtarsın. Nereye gidecek? Dağ başındaki evine mi gitsin? Bir kucağında bir karnında çocukla. Nasıl çalışsın kendine nasıl baksın? E bir de sevda belası. Çok seviyor Ömer. E de ne olacak bu böyle? Bilmiyorum. Gitsin Ömer işte köye bir zaman. Ha, biz lokanta işine girik kızlarla biliyor musun? Hayda. Ha, dükkanı becerdin şimdi bu mu çıktı? Ne dedi doktor? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Azıcık soğuk almışım. Gazım varmış, ağrı ondanmış. Normaldir dedi. Geçmiş olsun. Ya Fatma, ne oldunuz bacım ya? Ezo aradı, anlattı. Sorma Hasan. Az kalsın öldüreydi beni. Ama kendini bilmiyordu. Böyle rüyada gibiydi. Korkudan yanına varamayayım. Beni görünce gene kötü olur falan diye. 302'de. Bir baksana sen. Ya düzelir bacım. Ben bir bakayım şu çatla ha. Ben de oğlanı alayım hemşirelerden. Bacım ben Selahattin Ballı. Bilal ağa evde midir? Evdedir ağam. Az bekle. Heh. Ballı ağa arayayım. Alo. Buyur ağam. Alo Bilal ağa. Ya acı kayıp ettik o gün sana çiftlikte ha. Tabii sen öyle bantı kültürüz alınca. Yalnız bak. Ben de şaşkına döndüm o nişan lafını duyunca ha. Kafam durdu yani. Bunlar bir oyun ediyorlar ama yanlış ediyorlar ha. Ben de onu diyeyim. Recep aklı sıra delikanlılık yapıyor. Ama bunu kızı benden uzak tutmak için yapıyorsa ayıp ediyor bak. Bu olacak bir şey değil Bilal. Ama üstlerine gidersek işi inada bindirirler ha. Bu işi diyorum ki bir hale yola koyalım biz. Şimdi bak sen bize bir gel. Kardeşimle seni bir sulh edelim. Konuşun, anlaşın. Neden dersen şimdi bizde kalması uzadıkça yani işin dönüşü de olmayacak. Tamam. He, hadi. Bekliyorum Bilal. Tamam abi. Tamam. Abi. Koskoca ballı ağa. Ali'nin dulunu alacak değil ya oğluna. Kanına dokundu adamın. Bir nevi gel al bacını telefon ediyi ya. Demek oğluna laf geçiremedi. Demek Recep illa alacağım kızı diye. Hadi temiz gömlek pantolonu çıkarın. Pabuçlarımı parlatın, çolapları ütüleyin. Hadi çabuk çabuk. Oldu, hadi tamam, sallanmayın oldu. Ağam bak bir otur ne diyeceğim. Ne var kız? Alma kızı. Ne? Arama arkasını. Küstü. Niye? Bırak mecbur alsın Recep. Yakışı odur. Burada bir daha üzerine para versen kimse almaz. Yanaşmana bile veremezsin. Ne diyorsun sen şimdi yani? Zapt ettiler kızı kaç gündür. Zaten Recep'i de istiyorlardı baştan. Bir de çıkmış ağzından nikahlayacağım diye. Daha ne? Bırak. Gel Kazım. Neymiş durum? İki tane yer var. Arkası genişçe olan uygundur. Boş da. Fazla masrafı da yok. İyi. Git Özü Hanım'la konuş o zaman. Arzu ederse eski dükkanı adam edelim. Arzu ederse bu bulduğun dükkanları anlat. Onlardan birini tutalım. İçini miçini yaptıralım.
Hı hı. Şimdi o hastanededir. Hemşirelere sor, onlar bilirler. Peki ağam. Ha dur dur. Bak kız, oo, akıllara bak. Meryem gelirse 2 günde kapı dışarı eder bunu. Bilmiyim mi? Ondan yapayım böyle. Yürü. Aa, biz de gelelim. Bizi kırmaz Meryem. Yumuşatırız, olur hep beraber getiririz. Girin siz içeri. Konuşuyoruz şurada. Her lafa karışmayın. Sen bir sus bakalım. Elimde büyüdü o benim. Yengesi olarak az mı emem geçti onun üstünde? Sen kim olinsin? Bak ağam. Kız buradan bir kere kaçarak gitti. İkinciye telli duvaklı gelin edeceğim ben onu. İyice öksüz bellediler kızımı. Çekenin elinde kalayım. Hadi Bilal ağa. Giyin de yola çıkalım bir an evvel. Hatice. Sen üzerine vazife olmayan işte. Susun be. Susun. Yeter. İçeri yapın. İçeri. Bırakın. Bırakın bir kafamı toplayayım. Bırakın. Bırakın bir düşüneyim. Bırakın. Nasıl keyifle kalabilirmiş öyle başkasının evinde? Birine vereceksen de gelip buradan, kapından alırlar. Sahipsiz mi bu kız? Bu ne böyle? Sağ sahibisiz. Hem ayıp. Üzerlerine silkeleyi verdi kızı demez mi ahali? İlla ki getireceğim Meryem'i buraya ağa. Çıkacaksa buradan gelin çıkacak. İçeri. İçeri lan, içeri. Hepiniz içeri. İçeri. Durmayın lan karşımda, içeri. Hadi bacım, seni eve götüreyim ben. Ömer ne olacak? Ya ben sonra gelip onu köye götüreceğim. İyi değil şimdi evde durması ya. Ha, bir yardımcı kadın bulduk sana. Bir hemşirenin ablası varmış. Yatılı onu aldık işe. Sana evde yardım eder. Akşamüstü gelecek, başlayacak ha. Ezo ayarlayıverdi her şeyi bir çırpıda değil mi? Ne alakası var? Ömer istedi, ben ayarladım. Yalnız bırakamam Fatma'yı dedi. Bir yardımcı kadın bulacaktım ona dedi. Ne etsek, nereden bulsak dedi. Ben de sordum soruşturdum buldum. Daha mı iyiydi bir başına kalsan koca evde? Usura bakma Hasan. Üzüntüden ne dediğimi bilmeyeyim. Ya Ömer'i bu hale getiren bu laflar işte. Acık çenenizi tutmayı öğrenin yorum ya. De haydi al bebeği haydi. Hasan, bir bakaydım gitmeden Ömer'e. Ya daha kötü olayım. Bakamam ben onun yüzüne değil. Üsteleme olur ne bırakacak? Ya adam kafayı sıyırdı, bunu anlamayın. Bekle toplasın kendini. Zor zakinledi zaten. Hepten gidecek aklı, onu mu isteyeyim? Hasan, buldun mu Yıldız hemşirenin ablasını? Çalışayım mıymış? Buldum buldum. Çalışayım, çalışayım. Sağ olasın. Hemen buluvermişsin birini. Ne ettim ben gene be? Ya boş ver. Hadi kolay gelsin. Anam iyilik de yaramıyor oraya. Tamam.
tanımadım. Kız ne yaptın kendine bir saat içinde? Ay sıkıldım aynı saçtan. Örtüm örtün nerede? Kapat kafanı, bir tanıdık gidecek şimdi. Aman canım, kim görecek? Oh, havam değişti vallahi. Ey Allah'ım ya. Bir dakika boş bırakmaya gelmiyor. Gerçi fena olmamış. Vay 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 vay. Saçlara bak. Kız ne güzelmişsin sen. Neler aldın öyle? Aa, hadi acıktım, ben gidip yemek yiyelim. İyi hadi bakalım. Bugünlük kurtlarını dök. Allah Allah. Bu mustahların senin dükkana verdikleri zarar ziyan için. Kim verdi bunu? Yakanların mallarından mahsup etti vallahi. Ödetti yani zararı ziyanı. Ne kadar para bu? 5000 TL. 5 milyar yani. Çokmuş. O kadar tutmaz ki ziyan. Ziyan bir tahtaya, boyaya, taşa değil ki Ezoğan. Orayı yakmakla iş yapmana mani oldular. Kazancın uzun süre kesiliyor. Üzüldün. Tazminat olarak bunu biçti ağam onlara. Vallahi dedi ki, ister dükkanı yaptıralım, istersen de başka yer var hazır. Ben daha iyi bir yer buldum. Bakarsın. Beğenirsen hazırlatırız. Anam hazır mıdır baballa? Dur, beynim oldu şimdi. Yani onun mallarından ödettiği bu ziyanı, öyle mi? Evet. Endişe edecek bir şey yok. Dükkanını yaktılar. Ödeyecekler tabii. Tabii canım. Böyle ödeyeceklerse buyursunlar, her gün yaksınlar. Dükkan işi biraz dursun. Kafamda daha başka bir şeyler var. Akşama gelip danışacağım ana. Söylersin, tamam mı? Tamam. Recep abi. Kızım görgüsüzlük etme. Karides o. Biliyormuş gibi ısmarladın. Sesini kes ya bari. Neresini yiyeceğim ki ben bunun? Bıyıklarını. Ay senin gibi. Ver şimdi ver. Bu işler saçlarını fönleterek olmayan fendi. Al bakalım. Çok güzelmiş. Meryem, çatalını kullan genel olarak. Yani evde falan tamam da. İyi. Nereye gidiyor bunlar böyle? İnternet babaya. Allah Allah. Misafir getirdim. Ömer.
yavrum, ne oldu? Ne bu halin? Ya biraz morali bozuk. Acık köyde kalacak. Gel Ömer, ben yatırayım seni, hadi. Hacer ananın yaptığı yemeklerden yersin ha. Sonra kalkınca da kahveye gelirsin. Tamam. Ben kahvede olacağım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi lan oluyor. Şaşılacak bir şey. Nereden çıktı lan bu? Rahmetli annem yazı yazdı internet. Lan oğlum. Onu Mustafa yazmadı mı? Islatmadık mı o sıpayı? Yok ha. Siz Mustafa'yı tuttuktan sonra da geliymiş yazı. Sen oldum olası bu Ali'nin yuvasına çöp dürtersin zaten. Lan. Lan siz akıl dağıtılanla neredeydiniz lan siz? Dağ sürüsü. Günah lan günah. İmama diyeyim de görün hepiniz gününüzü. Ulan. Ulan. Ne dilediniz de oldu bir günde misal? Ne? Rejisin lan. Rezi. Hepiniz rejisiniz. Gideyim kız almaya. Recep almak istiyse gelir benim kapımdan ister. Sen bilirsin ha. Bana kalırsa geldiğinle kalır. Kalırsa kalsın. Bacısını yıktı başımıza dedirtmem ben hiç kimseye. Hatice. Hazırlan kız. Sen de gelirsin benimle. Kız. Ben de senin çantanı hazırlayayım yavaş yavaş. Ya pek fena işler olmuş. Önce rüyalar görmüş üst üste. Hayırdır ne görmüş? Ya Fatma'yı öldürüymüş. Tövbe tövbe. Daha da fenası, saydan öldürmeye kalkmıştım gece.